Px bir polinom olduğuna göre n'in alabileceği değerlerin toplamı kaçtır? Px'in bir polinom olabilmesi için x'in kuvveti olan n-3'ün 0 ya da 0'dan büyük yani bir doğal sayı olması gerekir. Benzer şekilde 6-n'in de 0'dan büyük eşit olması gerekir. Burada n'leri yalnız bırakırsak n'imiz 3'ten büyük eşit, n'imiz 6'dan küçük eşit. Yani 3, 4, 5 ve 6 değerlerini alabilir. Hepsini toplarsak Cevabımız E şıkkı. Px kare polinomumuz verilmiş. Buna göre Px küp polinomunda derecemiz kaçtır? Burada öncelikle Px'i bulalım. X kare yerine X yazalım. X kare yerine X yazdığımızda Px eşittir. 2x üzeri 4 artı 3x kare eksi 2x artı 1 olacak şekilde sadeleşir. Şimdi Px küp arıyorsak da X gördüğümüz yere X küp yazıyoruz. Yani buradan Px küp eşittir 2 çarpı x küp üzeri 4 artı 3 çarpı x küp üzeri 2. Sonrasında eksi 2x demiş x yerine x küp yazıyoruz. Eksi 2x küp artı 1'dir. Düzenlerseniz 2x üzeri 12 3x üzeri 6 eksi 2x üzeri 3 artı 1. Buradan da derecemiz 12'dir. Cevabımız denizde. Px polinomu verilmiş. Buna göre Px artı 2 polinomunun sabit terimi kaçtır? Sabit terimde x gördüğümüz yere 0 yazarız. Yani P0 artı 2'den P2 kaçtır? Bunu arıyoruz. Dolayısıyla burada x 2 yazarsak P2 değerimiz 3 çarpı 2 üzeri 5 eksi 2 çarpı 2 üzeri 3 artı 1'dir. Buradan da 96 eksi 16 artı 1'den cevabımız C şıkkı. Burada rasyonel sayılarda 4 işlemden faydalanacağız. 2 tane kesri toplayabilmemiz için paydalarının eşitlenmesi gerekir. Birini x artı 1, diğerini x eksi 3 ile genişletiyoruz. Çarparsak buradan a çarpı x artı 1 artı b çarpı x eksi 3 bölü x eksi 3 çarpı x artı 1'dir. Bu da neye eşitmiş? 3x artı 4 bölü x eksi 3 çarpı x artı 1. Paydalarımız aynı olduğu için bunlar gider. Düzenlersek 3x artı 4 eşittir. ax artı a artı bx eksi 3b'dir. Şimdi x'lere bakıyoruz. 3x var. Burada ax ve bx var. Dolayısıyla a artı b çarpı x eşittir. 3x. x'ler de giderse a ile b'nin toplamı 3'tür. Cevabımız da c şıkkı. Bu çarpımda x üzeri 4'lü terimin kaç sayısı kaçtır demiş. Şimdi bunları çarptığımızda arkadaşlar zaman kaybı olacak. Dolayısıyla x üzeri 4'lü terimi elde etmek için neler yapabiliriz? X üzeri dörtle sabit bir ifadeyi çarpabiliriz, x küplü ifadeyle x üzeri birliği çarparız, x kareyle x kareyi ya da x ile x küpü çarparız ya da arkadaşlar herhangi bir sabitle x üzeri 4'ü çarparız. Şimdi bizim elimizde x üzeri 4 var. x küp yok. Bunu siliyorum. x karemiz var. x var. Burada arkadaşlar x üzeri 4 yok. Dolayısıyla bunu da siliyorum. Şimdi birinci durumda x üzeri 4 ile sağ taraftaki sabiti çarpıyoruz. 4 ile çarptık. 4 x üzeri 4. Sonrasında x kareli olanları çarpalım. Burada eksi 2 x kare var. Diğer tarafta 3 x kare. Buradan da çarparsak eksi 6 x üzeri 4. Sonrasında burada x ifademiz direkt x'miş zaten. Sağ tarafta da x küp var. Çarptığımızda x üzeri 4. Şimdi bunların hepsini topluyorum. Katsayılarımız 4, eksi 6 ve gizli 1. Dolayısıyla 4 eksi 6 eksi 2 1 eklersek eksi 1 x üzeri 4'tür. Cevabımız da e şıkkı. Paraya kenarımızın tabanı AB yüksekliği de DH olacak şekilde gösterilmiş. Buna göre DC kaçtır? Paralel kenarın alanı bulunurken tabanımız yani AB uzunluğumuzla DH uzunluğumuzu çarparız. AB uzunluğu CD uzunluğuna eşittir. Bunun yerine CD de diyebiliriz. CD çarpı yükseklik. Yüksekliğimiz nedir? 2x artı 6. Yani 2 çarpı x artı 3. Alanımız arkadaşlar Px olarak verilmiş. Bunu da iki parantezinde yazarsanız 2 çarpı x küp 4x kare 4x artı 3'tür. Şimdi ikiler gitsin. C'demiz arkadaşlar ne oluyor? x küp artı 4x kare artı 4x artı 3 bölü x artı 3'tür. Burada normal bölme yapabiliriz. x küp x'e bölündüğü zaman x kare olur. Çarptığımız zaman x küp artı 3x kare. Şimdi bunları birbirinden çıkarıyoruz. x küpler gitti. 4x kareden 3x kare çıkarsa x kare artı 4x artı 3 kalır. Şimdi x kareyi buradaki derecesi en büyük olan x'e bölüyoruz. x defa var. x ile x artı 3'ü çarpıyoruz. x kare artı 3x. Bunları çıkarıyoruz. x kareler gider. 4x'ten 3x çıktı. x, x artı 3. x'i x'e tekrar böldüğümüz zaman bir defa var. Dolayısıyla x artı 3'ler gider. Bölenimiz burada x artı 3 bölümümüzde x kare artı x artı 1'dir. Cevabımız Bursa. Bir polinomda çift dereceli terimlerin katsayıları toplamı soruluyorsa bu p1 artı p eksi 1 bölü 2'dir. x gördüğümüz yere 1 yazalım. p1'imiz arkadaşlar ne olur? 3 çarpı 1 eksi 1'in karesi çarpı 1 eksi 2 gelir. Buradan da 4 çarpı eksi 1'den eksi 4'tür. Şimdi p eksi 1'i bulalım x gördüğüm yere eksi 1 yazarsam eksi 3 eksi 1'in karesi eksi 1 üzeri 4 artı 1'dir. Eksi 1. Buradan da 16 çarpı eksi 1'den eksi 16. Şimdi getirip bulduklarımızı buraya yerine yazalım. Eksi 4 ile eksi 16'yı toplayıp 2'ye bölüyorum. Cevabımız bu şekilde B şıkkı. Px polinomu sabit bir polinomu olduğuna göre P2023 kaçtır? Sabit polinomlarda x yoktur. Ya da x'in katsayısı 0'dır diyebiliriz. Dolayısıyla a eksi 2'miz 0, A değerimiz artı 2. B eksi 1'miz sıfır. B değerimiz de 1'dir. Şimdi a yerine 2, b yerine 1 yazdığımızda bunlar zaten gidiyor. Dolayısıyla px polinomumuz a çarpı b yani 2 çarpı 1 eksi a artı b'dir. Dolayısıyla polinomumuz sabittir ve sonucu her zaman 1'dir. Buraya 2023 yazmamız fark etmez. Cevabımız A şıkkı. Px ve Qx gibi iki farklı polinomumuz var. Px'in derecesi 7. Yani Px x üzeri 7 gibi. Qx de x üzeri 4 gibi bir polinom olabilir. Bu ikisini çarpıyoruz. Şimdi arkadaşlar Px ile Qx'i çarptığımızda tabanları aynı. Üstleri toplanır. Yani x üzeri 11'dir. Bunun yanına Q kare x yani x üzeri 4'ün karesini ekliyoruz. Bu da x üzeri 8'dir. Şimdi bize bu ikisinin toplamının derecesi kaçtır bunu sormuş. Burada arkadaşlar 11 ile 8'i toplamıyoruz. Büyük olan dereceyi verecektir. Cevabımız C şıkkı. Px polinomunun 0 demek Px'de arkadaşlar x yerine eksi 1 yazdığımızda sonuç 0 oluyor demektir. x yerine eksi 1 yazalım. P eksi 1 eşittir. A eksi 3 çarpı eksi 1'in karesi eksi 4 çarpı eksi 1 artı 1'dir. Bu da eşittir sıfırmış. Buradan A eksi 3 artı 4 artı 1 sıfır dersek A değerimiz eksi 2'dir. C şıkkıdır. Polinomumuzun derecesi 4 olduğuna göre 2m artı n eşittir 4'tür. Başka sayımız 3'müş. Dolayısıyla m eksi 2 değerimiz de 3. Yani burada m yerine 5 yazabiliriz. m yerine 5 yazdığımızda 2 çarpı 5 artı n eşittir 4'ten n değerimizi bulabiliriz. Şimdi bunları yerine yazdığımızda px polinomumuz ne oluyor? m yerine 5 yazdım 3 sonrasında derecemiz 4 demişti 3x üzeri 4 artı mx artı n eksi 3'müş. Düzenlersek 3x üzeri 4 artı 5x eksi 9. Bize px polinomunun katsayıları toplamı sorulmuş. Yani x yerine 1 yazdığımızda p1 değerimiz 3 artı 5 eksi 9'dan eksi 1'dir. Cevabımız c şıkkı. Polinomumuzun x eksi 3 ile bölümünden kalan kaçtır demiş. Bölenimizi 0 eşitlersek x gördüğümüz yere 3 yazmalıyız. Yani bizden istenen p3 kaçtır? Burada derecelere bakarsanız derecelerimiz bir doğal sayı olmalı yani büyük eşit 0. Diğerinde de yine n eksi 4 büyük eşit 0. Birinde en küçük eşit 4, diğerinde en büyük eşit 4 geliyor. Hem küçük hem büyük olamayacağına göre ortak çözümümüzde de n 4'tür. Yani px polinomumuz 3 çarpı x üzeri 0 eksi 2 x üzeri 0 artı x kare artı 1'dir. Düzenlersek x kare bunlar 1 olduğu için 3 eksi 2'den 1 gelir. Bir daha eklersek polinomumuz x kare artı 2 polinomu. Bize p3'ü sormuştu. Dolayısıyla x gördüğümüz yere 3 yazarsak 3'ün karesi artı 2'den cevabımız c şıkkı. Px polinomunun x eksi 2 ile bölümünden kalan kaçtır? Böleni 0'a eşitlediğimizde x'imiz 2 olmalı. x yerine 2 yazdığımızda p2 değerimiz kaçtır? Şimdi burada k'yı bilmiyoruz. K'yı biliyorsak sorumuz bitiyordu. Ancak burada sıfırın yutan eleman olma özelliğini kullanabiliriz. Yani x eksi 1'e 0 dediğimizde x yerine 1 yazdığımızda ne olacak? 0 çarpı p1 1'in karesi 2 çarpı 1 artı k'dır. Bu taraf 0 yuttu arkadaşlar. Burası gitti. 0 eşittir. 3 artı k. K'mız da eksi 3'tür. Şimdi x gördüğümüz yere 2 yazalım x'e 2 verdiğimiz zaman ne olur? 1 çarpı p2 2'nin karesi 2 çarpı 2 artı k. Dolayısıyla 4 artı 4 eksi 3'ten p2 değerimiz 5 gelir. Cevabımız denizli. Px küp polinomumuz verilmiş. Burada biz x küp yerine x yazdığımızda arkadaşlar Px polinomumuz ne olur? 2 çarpı x kare eksi 2x artı 3 olur. Sonrasında x çarpı px polinomu demiş. Her iki tarafı x ile çarparsanız 2 çarpı x üzeri 3, 2x üzeri 2 artı 3x. Bize burada derece sorulmuş. Dolayısıyla burada kuvvetimizin en büyük olduğu terim 2x küptür. Derecemiz de 3'tür. Cevabımız c şıkkı. px polinomunun derecesi n olduğuna göre pp x üzeri n polinomunun derecesi kaçtır? Diyelim ki n 2 olsun. P(x)imiz x üzeri 2 gibi bir polinom olsun. Burada n yerine 2 yazarsak P P(x) üzeri 2'nin derecesini arıyoruz. Burada x gördüğümüz yere x kare yazarsak Px kare eşittir x kare üzeri 2'den x üzeri 4'tür. Yani burası P(x) üzeri 4 eşittir. Burada da x gördüğümüz yere x üzeri 4 yazarsak x üzeri 4'ün karesi olur. x üzeri 8'dir. Yani derecemiz 8. En yerine 2 yazdığımızda 8'i veren şık hangisidir? 2'nin küpü 8'dir. C şıkkıdır. Px'imiz bir polinom olduğuna göre Px-2 de sayılar toplamı kaçtır? Katsayılar toplamında x gördüğümüz yere 1 yazıyoruz. Aradığımız P-1 değeri kaçtır? Şimdi burada arkadaşlar Px'imiz Ax artı B gibi cebirsel bir ifade olsun. Sonrasında P-X'imiz de x yerine eksi x yazarsanız Eksi ax artı b'dir. Şimdi bunları getirip yerine yazalım. Ax artı b eşittir 3 çarpı eksi ax artı b artı 2x artı 1'dir. Düzenlersek ax artı b eşittir eksi 3ax artı 3b artı 2x artı 1'dir. Şimdi x'li olan ifadelere bakın. Burada ax var. Sağ tarafta eksi 3ax artı 2x var. Dolayısıyla kat sayıları birbirine eşittir. Yani 4a eşittir 2'den a değerimiz 1 bölü 2. Sabit olanlar bakın sol tarafta b var sağ tarafta 3b ile 1 var. Eşittir 3b artı 1. Buradan da 2b'miz eksi 1 b'miz eksi 1 bölü 2. Yani px polinomumuz ax artı b demiştik. 1 bölü 2x eksi 1 bölü 2 olur. Aradığımızda neydi? p eksi 1 x yerine eksi 1 yazarsanız eksi 1 bölü 2 eksi 1 bölü 2'den eksi 1'dir. Cevabımız E şıkkı. A ve B reel sayılar burada 2 tane kesir toplanmış 1 bölü x kare eksi 1 yapmış. Bunu x artı 1 ile diğerini de x eksi 1 ile genişletebiliriz. Genişletirsek ne olur? A çarpı x artı 1 artı b çarpı x eksi 1 bölü x artı 1 çarpı x eksi 1. Yani 2 kare farkından x kare eksi 1'dir. Bunlar birbirini götürürse ne olur? ax artı bx artı a eksi b olur. Bu da 1'e eşit. Şimdi x'in kat sayısı, bakın sağ tarafta a ve b var. x parantezinde bu şekilde yazılabilir. Artı a eksi b'miz 1. Şimdi x'in kat arkadaşlar 0 olmalı. Çünkü sol tarafta x'li bir ifade yok. Dolayısıyla a artı b değerimiz 0'dır. Cevabımız da A şıkkı. Px polinomumuz 0 polinomu olduğuna göre Px eşittir 0'dır. X yerine x kare eksi x yazdığımızda yine Px kare eksi x de 0 polinomudur. Dolayısıyla buradaki tüm terimler 0'dır. Katsayılarımız a eksi 1 0, b artı 2 0 ve b eksi c'miz 0'dır. A'mız buradan 1 gelir, b'miz de eksi 2 gelir. B'yi buraya yazarsanız eksi 2 eksi c sıfırdan c değerimiz de eksi 2'dir. Şimdi hepsini toplayalım. 1 artı eksi 2 artı eksi 2'dir. Dolayısıyla cevabımız c şıkkı. Yukarıdaki eşitliğe göre px kare artı 1 polinomunun sabit terimi kaçtır? Sabit terimde x gördüğümüz yere 0 yazarız. Yani aradığımız değer p0'ın karesi artı 1'den p1'dir. Burada Px de arkadaşlar x gördüğümüz, x, -2 -2 yani x gördüğümüz yere 1 yazalım. P1 eksi 3P eksi 1 eşittir. X yerine 1 yazdığımızda eksi 2 artı 4 eksi 2 yapar. Bu da 0'dır. Yani P1 eksi 3P eksi 1 0. P1'i yalnız bırakırsanız P1 eşittir. 3 çarpı P eksi 1'dir. Şimdi x gördüğümüz yere eksi 1 yazalım. X'e eksi 1 yazarsanız ne olur? P eksi 1 eksi 3 çarpı P artı 1 eşittir. Eksi 2 eksi 4 eksi 2 olur. Burada P1 yerine 3 P eksi 1 yazabiliriz. Dolayısıyla P eksi 1 eksi 3 çarpı 3 P eksi 1. Sonrasında bu tarafta arkadaşlar düzenlerseniz eksi 8'dir. Tekrar dağıtalım burayı. P eksi 1 eksi 3 çarpı 3 9 eksi 9 P eksi 1 eşittir. Eksi 8'dir. Buradan P-1 değerimiz 1 gelecek. Dolayısıyla P1 eşittir 3 çarpı 1 olacaktır. Aradığımız değer yani P1 değerimiz 3'tür. Cevabımız da C şıkkı. Px polinomumuzu x artı 3'e böldüğümüzde kalanı 2. Yani x artı 3'ü 0'a eşitlerseniz x yerine eksi 3 yazdığımızda p eksi 3 eşittir 2'ymiş. Benzer şekilde qx'de de x yerine eksi 3 yazdığımızda P eksi 3 eşittir. Eksi 3. Çarpım polinomunun x artı 3 ile bölümünden kalan kaçtır? Yine x artı 3'ü 0 eşitliyoruz. x gördüğümüz yere eksi 3 yazıyoruz. Yani P eksi 3 çarpı Q eksi 3. Bulduğumuz değerler de neydi? 2 ile eksi 3'tü. 2 çarpı eksi 3'ten cevabımız eksi 6'dır. A şıkkıdır. Bu ifadeden kaç çıkarılırsa yeni ifade x eksi 2 ile tam bölünür x eksi 2'yi 0 eşitleyelim. x'imiz 2. Yani burada x yerine 2 yazdığımızda sonucun 0 olmasını istiyoruz. x yerine 2 yazalım. 2 çarpı 2 üzeri 4. 2 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 2. 2 çarpı 2 eksi 5. Burayı düzenlerseniz 35 çıkıyor. 35 olduğunda tam bölünmüyordur. Yani kalanın 0 olması isteniyordur. Dolayısıyla bu 35'ten 35 daha çıkardığımız zaman kalan 0 olmuş oluyor ve tam bölünmüş oluyor. Cevabımız Bursa. Px polinomumuzu x kare artı 1 ile böldüğümüzde kalanımız kaçtır? Burada kalanımızı bulmak için bölenimizi 0 eşitleriz. x kare artı 1 0. x karemiz eksi 1'dir. Yani burada x'i bulamıyoruz. x reel bir sayı değildir. Ancak x'in bir önemi yok. Burada x kare gördüğüm yere eksi 1'i yazacağım. x üzeri 6'mız x üzeri 2'nin küpüdür artı x üzeri 5'imiz de x üzeri 2 x üzeri 2 çarpı x olarak yazılabilir. Eksi 2 çarpı x üzeri 3'ü de bu şekilde çarpanlara ayırabilirsiniz. Eksi x kare artı 1 deyip bunu bitiriyoruz. Şimdi x kare gördüğüm yere eksi 1 yazalım. 5 çarpı eksi 1 üzeri 3 artı eksi 1 eksi 1 x sonrasında eksi 2 çarpı x kare çarpı x eksi eksi 1 artı 1. Düzenlersek burası eksi 5. Buradan x gelir. Artı 2x artı 1 bir artı 1'dir. Biraz daha düzenleyelim. 3x eksi 3 olacaktır. Cevabımız C şıkkı. Px polinomumuzu x artı 3 ile böldüğümüzde bölümümüz qx kalanımız da eksi 4'müş. Yani Px polinomu buradan qx çarpı x artı 3 eksi 4 olarak yazılabilir. Sonrasında qx polinomunu x eksi 1'e bölüyoruz. qx bölü x eksi 1. Burada bölümümüzü bilmiyoruz. Bölümümüze de bx diyelim. Kalanımız da 7. Yani qx eşittir. x eksi 1 çarpı bx artı 7'dir. Şimdi arkadaşlar px de qx yerine aşağıdaki ifadeyi yazabiliriz. Yani px eşittir. qx çarpı. Şimdi büyük bir parantez yapalım. qx yerine x eksi 1 bx artı 7 diyelim. Çarpı x artı 3 eksi 4. Şimdi bunu dağıtıyoruz. x artı 3'ü dağıttığımız zaman arkadaşlar x kare artı 2x eksi 3 çarpı bx gelir. 7'ye dağıttığımızda buradan da 7x artı 21 gelir. Eksi 4'ümüzü de ekliyoruz. Şimdi burada x kare eksi 4 ile bölümünden kalan demiş. Ancak px dememiş px eksi 1 demiş. Bu Px olduğuna göre arkadaşlar Px eksi 1'de de x gördüğünüz yere x eksi 1 yazabilirsiniz. Yani burası x eksi 1'in karesi artı 2 çarpı x eksi 1 eksi 3 çarpı b x eksi 1 gibi bir ifade. Sonra x gördüğüm yere x eksi 1 yazarsam 7 çarpı x eksi 1 artı 17. Buradan düzenlersek x kare eksi 2x artı 1 artı 2x eksi 2 eksi 3'tür. Çarpı bx eksi 1 artı 7x artı 10 gelir. Burası 2x'e giderse x kare eksi 4 çarpı bx eksi 1'dir. Artı 7x artı 10. x kare eksi 4 ile bölümünden kalan nedir? Buradan kalan gelmeyecek. Kalanımız 7x artı 10'dur. Cevabımız Bursa. Px polinomunun x kare eksi 1 ile bölümünden kalan 4 eksi 3x x kare eksi 1'i sıfıra eşitlerseniz x karemiz 1'dir. x'imiz eksi 1 veya artı 1 değerlerini alabilir. x'imiz burada arkadaşlar eksi 1 değerini aldığında kalanımız 4 eksi 3 çarpı eksi 1'den 7'dir. x yerine 1 yazdığımızda kalanımız 4 eksi 3 çarpı 1'den 1'dir. Tek dereceli terimlerin toplamı sorulduğunda kuralımız şudur. P1 eksi P eksi 1 bölü 2. Yerine yazarsanız 1 eksi 7 bölü 2'den cevabımız eksi 3'tür. E şıkkıdır. Burada m ve n birer gerçek sayı polinomumuz x kare eksi 1 ile tam bölünüyor. Yani x kare eksi 1 eşittir 0 dersek x karemiz 1, x'imiz eksi 1 ve artı 1 değerlerinde polinomun sonucu 0. Şimdi x yerine bir eksi 1 yazalım. Eksi 1 yazarsak eksi 1'in küpü Eksi 2 çarpı eksi 1'in karesi. Eksi 1m artı n eşittir 0. Buradan da arkadaşlar m eksi n eşittir. Eksi 3 gelir. Şimdi x yerine 1 yazalım. x yerine 1 yazarsak p1 eşittir. 1'in küpü yani 1 eksi 2 çarpı 1'in karesi artı m artı n eşittir 0'dır. Buradan da m artı n değerimiz 1'dir. Cevabımız denizli. Px küp artı Px küp eksi 1 verilmiş. Buna göre Px polinomunun x eksi 3 ile bölümünden kalan kaçtır? Bölenimizi 0 eşitliyoruz. x yerine 3 yazacağız. Aradığımız değer P3'tür. Şimdi x küp yerine x yazarsanız Px artı Px eksi 1 eşittir. 4x eksi 12. Burada ne oldu? Polinomumuzu birinci dereceden bir polinom gibi yaptık. Bakın derecemiz 1, Buna göre şöyle yapabiliriz. Px eşittir. Ax artı b diyebiliriz. X yerine x eksi 1 yazarsanız. Px eksi 1 de a çarpı x eksi 1 artı b'dir. Şimdi bunları düzenleyelim. Px yerine ax artı b yazdım. Px eksi 1 yerine de bu ifadeyi olduğu gibi yazıyorum. Düzenlediğimde 4x eksi 12. Şimdi a'yı dağıtabiliriz. ax artı b artı ax eksi a artı b'miz 4x eksi 12. Önce x'lere bakalım. Burada 2 ax var. Sağ tarafta 4x var. X'ler gider. A'mız 2. Sonra sabitlere bakalım. Burada B var. B eklersek 2B. 2B eksi A'mız da eksi 12. A değerini bulduk. A'mız 2. Dolayısıyla 2B eksi 2'miz eksi 12. B değerini de bu şekilde eksi 5 buluruz. Yani polinomumuz Px eşittir. Ax artı b'miz 2x eksi 5'tir. Aradığımız değer P3'tü. Dolayısıyla x yerine 3 yazarsanız 2 çarpı 3 eksi 5'ten cevabımız 1'dir. A seçeneğidir. Px polinomunu x kare artı x artı 1 ile bölüyoruz. Kalanımız kaçtır? Şimdi burada x kare artı x artı 1'i 0'a eşitliyoruz. x kare eşittir eksi x eksi 1'dir. Bu tür sorularda x'i bulamayız arkadaşlar. x kare x küp gibi değerleri buluruz. Buradaki x üzeri 20, x üzeri 15'i elde etmeye çalışırız. Her iki tarafı x ile çarparsanız x küp eşittir. Eksi x kare eksi x olur. x kare yerine ne yazabiliriz? Eksi x eksi 1. Yani yazarsanız eksi x eksi 1 eksi ile çarptım. x artı 1 yaptı. x çıkarırsam x küp eşittir 1 olur. Şimdi her iki tarafı yine x ile çarparsanız x üzeri 4 eşittir x olur. Tekrar x ile çarparsak x üzeri 5'imiz x kare eşit olur. Yani eksi x eksi 1'dir. x üzeri 6'mız da yine x kareyi x ile çarptığımızda ne oluyor? x küp yapıyor. Bu da buradan bakın 1'dir. Şimdi ne oldu arkadaşlar? x üzeri 0'ımız 1, x üzeri 3'ümüz 1, x üzeri 6 1. 3'ün kuvveti olduğunda 1 oluyor. Yani x üzeri 18 değerimiz x üzeri 15 değerimiz de o zaman 1'dir. x üzeri 19 değerimiz 1 çarpı x'ten x'dir. x üzeri 20 değerimiz de yine x çarpı x'ten x karedir. x kare yerine de ne yazabiliriz demiştik. Eksi x eksi 1 yazılabilir. Şimdi burada yerine yazalım. 2 çarpı x üzeri 20. Yani eksi x eksi 1. Eksi x üzeri 15. x üzeri 15'imiz de 1'dir. Artı 2. Düzenlersek eksi 2x eksi 2 artı 1'den eksi 2x eksi 1 gelir. Cevabımız e şıkkı. Px polinomu x eksi 2 ile bölündüğünde kalanı 5. Böleni 0'a eşitlediğimizde x'imiz 2 gelir. P2'miz 5'tir x artı 1 ile böldüğümüzde kalanımız eksi 4'müş. Buradan da x artı 1'i sıfıra eşitlerseniz x yerine eksi 1 yazdığımızda polinomun sonucu eksi 4'müş. Polinom x eksi 2 ve x artı 1 ile bölünüyor. Demek ki polinomumuz a çarpı x eksi 2 x artı 1 artı bx artı c gibi bir polinom. Şimdi bize burada arkadaşlar x eksi 2 çarpı x artı 1 ile bölümünden kalan sorulmuş. Öncelikle şunu deneyelim. P2'miz 5 olacak. X'e 2 verdiğimizde P2 eşittir. Burası 0 yapar. 2B artı C eşittir 5'miş. X'e eksi 1 verdiğimizde P eksi 1 değerimiz arkadaşlar. Yine burası 0 yapacak. Eksi B artı C eşittir. Eksi 4'müş. Her iki tarafı birbirinden çıkarırsanız 3B eşittir. 9'dan B'miz 3'tür. Burada b yerine 3 yazarsanız 6 artı c'miz 5'tir. c değerimiz de buradan eksi 1. Yani polinomumuzu tekrar yazarsak px eşittir. a çarpı x eksi 2'ye x artı 1 artı bx artı c. Yani 3x eksi 1'dir. Bu polinomu x eksi 2 çarpı x artı 1 ile böldüğümüzde buradan kalan gelmez çünkü bunun bir katıdır a katıdır. Kalanımız dolayısıyla 3x eksi 1'dir. Px polinomunun derecesi kaçtır demiş. Derecemiz x'in üzerindeki değerlerden birisi olması gerekir. Burada 16 bölü a artı 3'ümüz bir doğal sayı olmalı. Aynı şekilde a eksi 6'mız da bir doğal sayıdır. a eksi 6 sıfırdan büyük eşitse a değerimiz 6'dan büyük eşit. 16 sayısı arkadaşlar hangi sayıya bölünür? 6'dan büyük bir değer söyleyelim. 8'e bölünür, 16'ya bölünür. A artı 3 değerimiz 8 olabilir ya da A artı 3 değerimiz 16 olabilir. 8 olduğunda A'mız 5'tir. 16 olduğunda A değerimiz 13. Bakın burada A diyor ki 6'dan büyük olacak. 5 buradan elendi. A gördüğümüz yere 13 yazıyoruz. Yani 4 çarpı x üzeri 16 bölü 16 artı 2x üzeri 13 eksi 6 artı A. Yani bunu da silip 13 diyebiliriz. Buradan düzenlersek 2 çarpı x üzeri 7 artı 4 x üzeri 1 artı 13'tür. Derecemiz bu şekilde 7 gelir. Px ve Qx iki farklı polinom dereceleri birbirine eşitmiş. Birisi x üzeri 5 diğeri de x üzeri 5 ancak katsayılarını bilmiyoruz. Bu ikisini arkadaşlar çarptığımız zaman x üzeri 5 çarpı x üzeri 5 gibi bir durum olacak. katsayıların bir önemi yok. Üstleri topladığımızda derecemiz 10 yapacak. Şimdi ikisini topladığımızda derecemiz 5 değil de 4 oluyormuş. Demek ki bunlar birbirini götürüyor. Yani şöyle eksi 2x üzeri 5 ile artı 2x üzeri 5 gibi ifadeler. Yani bunların baş katsayılarının toplamı eksi 2 ile artı 2'yi topladığımızda 0 olmalı. İkinci ifademiz ve birinci ifademiz doğrudur. Şimdi px'ten qx'i çıkaralım demiş. Eksi 2x üzeri 5'ten 2x üzeri 5'i çıkardığımızda Eksi 4 x üzeri 5 olur. Derecemiz hala 5'tir. Dolayısıyla 4 değildir. Cevabımız denizde. P ve Q iki farklı polinom. Px eşittir x üzeri a olsun. Qx eşittir x üzeri b diyelim. Şimdi burada P'nin karesini alın demiş. Px'in karesi arkadaşlar x üzeri a'nın karesidir. x üzeri 2a'dır. Birazdan Q polinomunda x kare demiş. x gördüğümüz üzere x kare yazarsak bu da x üzeri 2p'dir. Şimdi yerine yazalım. Burada arkadaşlar x üzeri 2a ile x üzeri b'yi çarpıyoruz. x üzeri 2a artı b de derecemiz 11. Buradan 2a artı b'miz 11 olacak. Benzer şekilde burada bölme yapalım. Qx kare demiş. Burası x üzeri 2b bölü px. PX'miz de x üzeri a dedik. Üstleri birbirinden çıkarırsak 2B eksi A değerimiz 2 2'ymiş. Bunun altına 2B eksi A eşittir 2 diyebiliriz. Şimdi A'lar yok olsun diye aşağıya 2 ile çarparsak burası 4B eksi 2A olur. Eşittir 4'tür. Bu ikisini alt alta toplarsak buradan A'lar gider. 5B eşittir 15'ten B değerimiz 3 gelir. B'miz 3 olduğuna göre A değerimiz de buradan 4 gelecektir. Yani Px polinomumuz x üzeri 4, Qx de x üzeri 3 gibi. E topladığımız zaman hangisinin derecesi büyük olursa toplamın derecesi odur. Cevabımız bu şekilde Bursa. Ppx-1 polinomunun katsayıları toplamı kaçtır? Katsayılar toplamında x yerine 1 yazarız. Yani p, 0 kaçtır? Bunu arıyoruz. Şimdi önce en içten başlıyoruz. P 0 kaçtır? Buranın 0 olabilmesi için x eksi 3 0 ise x yerine 3 yazarız. x'e 3 yazarsanız p 0 eşittir. 3 çarpı 3 artı 1'den 10'dur. Yani burası 10'muş. Bizim aradığımız değer p10. Parantez içinin 10 olmasını istiyorsak x eksi 3'ümüz 10 x gördüğümüz yere 13 yazmamız gerekir. 13 yazarsak 3 çarpı 13 artı 1'den cevabımız 40'tır. E şıkkıdır. Bir polinomumuz sabit polinomdan farklı iki ya da daha fazla polinomun çarpımı olarak yazılabiliyorsa buna indirgenebilir polinom diyoruz. Mesela x küp eksi x de x parantezinde x çarpı x kare eksi 1. Yani indirgenebilir. Burada da ikisinde de x'ler var. x çarpı 2x artı 1'dir. İndirgenebilir. Ancak burası indirgenemez. İndirgenemediğini nasıl anlıyoruz? x üzeri 4 artı 1 eşittir 0 dersek x üzeri 4'ümüz Eksi 1 olmalı. Rasyonel sayılarda dördüncü derecesi eksi 1 olan bir sayı yoktur. Dolayısıyla cevabımız nedir? Yalnız 3 ile c şıkkı. n burada bir doğal sayı. Polinomumuzun başka sayısının alabileceği farklı değerleri toplayın demiş. Dereceye bakıyoruz burada arkadaşlar. 8 eksi n'imiz doğal sayı olacak. Büyük eşit 0 dersek n 8'den küçük eşit. Burada da arkadaşlar 15 bölü n artı 2 değerimiz ne olacak? Bir doğal sayı olacak. Bu bir doğal sayı ise n artı 2 değerimiz 1, 3, 5, 15 gibi 15'i bölen bir sayıdır. Şimdi 1 eşitlersek arkadaşlar 1 olsun dersek n eksi 1. 3'e eşitlersek n'imiz buradan 1 gelir. 5'e eşitlersek n 3'tür. 15'e eşitlersek n 13'tür. Burada arkadaşlar n 8'den küçük eşit olsun dedik. Dolayısıyla eksi 1'i eliyorum bu arada. Eksi 1 doğal sayı değildir. 8'den büyük olduğu için 13'ü de eleyebiliriz. n'imiz 1 veya n'imiz 3 olur. n 1 olduğunda px polinomumuz ne olacaktır? x üzeri 7. Burada en gördüğüm yere 1 yazıyorum. Artı 1 çarpı x üzeri 15 bölü 3 olacak. x üzeri 5 olacak. Eksi x küp artı 4x artı 1. Burada baş katsayımız x üzeri 7'nin katsayısı 1'dir. N yerine 3 yazdığımızda arkadaşlar burada n yerine 3 yazıyoruz. Px polinomumuz eşittir. x üzeri 5 artı 5 çarpı x üzeri 15 bölü 5'ten x üzeri 3 gelir. Eksi x küp artı 4x artı 1. Derecesi en büyük olan terim x üzeri 5'tir. Kat sayısı yine gizli 1. Dolayısıyla bu değerleri toplarsak cevabımız c şıkkı. Px polinomunun bir çarpanı x eksi 1 ise bu polinom x eksi 1 ile bölündüğünde kalan 0. Bölene 0 eşitleyelim. Bölene 0 eşitlediğimizde x yerine 1 koyduğumuzda p1'in sonucu 0 olmalı. x yerine 1 yazdığımızda burada ne olur? p1 eşittir. 2 çarpı 3 eksi a artı 1 eksi 2 eksi 6 eşittir 0'dır. Düzenlerseniz a değerimiz eksi 1. Şimdi bize x artı a ile bölümünden kalan derken x eksi 1 ile bölümünden kalan sorulmuş. Bunu sıfır eşliyoruz. x yerine 1 yazacağız. x yerine 1 yazdığınızda p3 çarpı 1 eksi 4 eşittir. p eksi 1'in kaç olduğu soruluyor. Şimdi en baştaki px polinomunda x gördüğüm üzere eksi 1 yazalım. x'e eksi 1 verirseniz p eksi 1 eşittir. Eksi 1'in karesi artı 1 Sonrasında 3 çarpı eksi 1 üzeri 4. Eksi a çarpı yani eksi 1 çarpı eksi 1'in küpü yani eksi 1 artı eksi 1'in karesi eksi 2 eksi 6 gelir. Burası 2'dir. Buradan artı 1 gelecektir. 3 eksi 1 artı 1 eksi 2 eksi 6 gelir. Buradan da 2 çarpı 1 eksi 6 gelir. Yani cevabımız eksi 4'tür. E şıkkıdır. Px polinomumuz 3. dereceden x küplü bir polinomdur. Px eksi 2'miz x, x eksi 3 ve x artı 5 ile bölündüğünde kalan 0. Yani Px eksi 2 polinomumuz a çarpı x çarpı x eksi 3 çarpı x artı 5 gibi bir polinomdur. Burada P6 demiş. X'e 8 verirseniz P6'yı bulabiliriz. P6'mız a çarpı 8 çarpı 5 çarpı 13'tür. Sonrasında p eksi 4 için x'e eksi 2 verelim. x'e eksi 2 verirseniz p eksi 4'ümüz a çarpı eksi 2 çarpı eksi 5 çarpı artı 3'tür. Bunları birbirine böleceğiz. Bölerken a'lar gider. 8 çarpı 5 çarpı 13 gelir. Paydamızda da eksiler birbirini götürür. Artı yapar. 2 çarpı 5 çarpı 3 gelir. 5'leri sadeleştirelim. 8 ile 2 de sadeleşirse 4 çarpı 13 bölü 3. Yani cevabımız 52 bölü 3 ile A şıkkı. Px polinomumuz x küp eksi 1 ile bölündüğünde kalanımız eksi x kare artı 3x artı 1. Yani Px polinomu eşittir. A çarpı x küp eksi 1 artı eksi x kare artı 3x artı 1 şeklinde yazılabilir. Buna göre Px polinomunu x kare artı x artı 1 ile böldüğümüzde kalan kaçtır? Şimdi bunu arkadaşlar x kare artı x artı 1'i 0 eşitliyoruz. x kare gördüğümüz yere eksi x eksi 1 yazabiliriz. Buradaki x küp eksi 1 de nedir? 2 küp farkı x eksi 1 çarpı x kare artı x artı 1'dir. Sonrasında bu eksi x kare yerine arkadaşlar eksi eksi x eksi 1 diyebiliriz. Diğerlerini aynen yazabiliriz. Şimdi biz bunu x kare artı x artı 1 ile böldüğümüzde Burası bakın x kare artı x artı 1'in zaten tam katıdır. Burası 0 olduğu için kalan 0. Diğerlerini düzenlerseniz burası x artı 1. Buradan da 3x artı 1 gelir. Kalanımız 4x artı 2 olur. Cevabımız A seçeneği. X'in azalan kuvvetlerine göre bir polinom yazılmış son 4 terimi bu şekilde. Px polinomunun x artı 1 ile bölümünden kalan eksi 27. Yani bunu sıfıra eşitlerseniz x'e eksi 1 verdiğimizde cevabımız eksi 27 ymiş. Sonrasında px polinomunu x kare artı x ile bölerseniz diyor kalan kaç olur? Şimdi burada arkadaşlar x kare artı x'i sıfıra eşitlerseniz x çarpı x artı 1 eşittir sıfırdır. x'imiz sıfır olduğunda ve x'imiz eksi 1 olduğunda aynı kalanı verecektir. Bize bakın burada px polinomu demiş x'e sıfır verirseniz p sıfır ya da p eksi 1'i bulmamız yeterli. Burada p eksi 1'imiz kaçtır? Eksi 27. Yani şıklarda x yerine eksi 1 yazdığımızda eksi 27 yapacak. Dolayısıyla a şıkkında bakın eksi 2 eksi 15 olmadı. Eksi 1 yazarsak eksi 3 eksi 12 sağlamadı. C şıkkında eksi 3 eksi 24 eksi 27'dir. Cevabımız C şıkkı. Qx polinomu verilmiş. Buna göre Qx polinomunun x eksi 2 ile bölümünden kalan 52'dir demiş. Yani x eksi 2 0 derseniz x'e 2 verdiğimizde q2 eşittir 52. Px polinomunu 4x eksi 20'ye bölüyoruz. Yani burada 4x eksi 20 sıfırsa x'imiz 5'tir. Aradığımız değer de p5'tir. Şimdi q2'yi biliyoruz arkadaşlar. x gördüğümüz yere buraya 2 yazalım. 2 yazdığımızda q2 eşittir. 2 çarpı 2'nin küpü artı 1. Sonrasında 2'nin karesi artı 1 artı 1. Yani burası da 52 idi. 52 eşittir. 17 çarpı P5 artı 1'dir. Düzenlersek P5 değerimiz 3'tür. Cevabımız C şıkkı. ABC'de dikdörtgen, EFGH dikdörtgen, EF'miz x artı 2, GF'miz de 2x artı 1. Bu dikdörtgenin içine özdeş dikdörtgenleri dikey olacak şekilde yerleştiriyoruz. Bir desen elde ediyoruz. Kartonun desen çizilmemiş kısmının alanı Px'miş. Yani önce büyük şekli ABCD'nin alanını bulacağız. Burada bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane x artı 2 var. 5 çarpı x artı 2 AB kenarı. Sonrasında BC kenarı içinde 1, 2, 3, 4, 5 tane 2x artı 1 var çarpı 5 çarpı 2x artı 1. Düzenlersek 25 çarpı x artı 2 çarpı 2x artı 1'dir. Şimdi burada dağıtalım. x artı 2'yi dağıtırsanız 2x kare artı 5x artı 2 gelir. Bunu da düzenlersek tekrar 50x kare artı 125x artı 50'dir. Tamamından beyaz bölgeyi ya da mavi bölgeyi çıkaralım. Beyaz bölge kalsın. Şimdi mavi bölgede arkadaşlar bakın. 6, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13 tane dikdörtgen var. Bunun alanı da 13 çarpı kısa kenar çarpı uzun kenar. Yani x artı 2 çarpı 2x artı 1'dir. Çarparsanız 13 çarpı 2x kare artı 5x artı 2'dir. Şimdi bu ifadeyi 13 ile genişletelim burayı. 26x kare artı 65x artı 26'dır. Şimdi yıldızları ne yapıyoruz? Birbirinden çıkaracağız. 50x kare artı 125x artı 50'den şu ifadeyi çıkarıyoruz. Çıkarırken ne olacak? Eksi olacak hepsi. Eksi 26x kare eksi 65x eksi 26. x kareleri birbirinden çıkarırsak 24x kare. x'leri çıkarırsak 60x. Sabit değerleri de çıkarırsak artı 24 gelir. Dolayısıyla cevabımız E şıkkı.